Saygıdeğer izleyenler, bugün 13 Temmuz 2020 Pazartesi. Konumuz AK Parti Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hamza Gönenç'in sosyal medya üzerinden geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı terörist başını damat Meral Akşener hanımefendinin gelin Ekrem İmamoğlu bebek ve Millet İttifakı üyelerinin de aile bireyi olarak gösterilmesini ülke genelinde olduğu gibi İYİ Parti Ünye İlçe Teşkilatı olarak Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Berkay Torunoğlu'nda da sorup konuyla ilgili değerlendirmesini alacağız. Buyurun efendim. Öncelikle Türkiye gündemindeki birçok konuyla ilgili olduğu gibi bizim bu aile içi olayımıza da ilgi gösterdiğiniz için size ayrıyeten teşekkür ediyorum. İnsanlığın asli görevi. Evet. İYİ Parti Ünye Teşkilatı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hamza Gönen için sosyal medya üzerinden yaptığı, sizin de biraz önce bahsettiğiniz paylaşımından dolayı Cumhuriyet Ünye Cumhuriyet Başsavcılığında bir şikayette bulunduk. Biz kesinlikle genel başkanımıza yapılan bu yakıştırma, bu çirkin yakıştırmaya tepkimizi tabii ki İYİ Parti olarak da koyduk. Maalesef son zamanlarda kadınlarımızın cinsiyetleri üzerinden çok çirkin ve hayasız saldırılarda bulunduğunu görüyoruz. Bütün kadınlarımız için bu geçerli. Öncelikle Başak Demirtaş'ın geçenlerde hadsiz bir kadın cinsiyeti üzerinden hadsiz bir saldırıya maruz kalması. Akabinde Esra Erdoğan Bayraktar hanımefendinin de yine benzer bir şekilde çirkin bir cinsiyeti üzerinden çirkin bir saldırıya maruz kalması bizi ziyadesiyle üzdü. Yaşam tarzı ne olursa olsun, siyasi görüşü her ne olursa olsun, kadınlarımızın cinsiyeti üzerinden rencide edilmesine biz İYİ Parti grubu olarak, İYİ Parti temsilcileri olarak tepkimizi ortaya koyacağız. Genel başkanımızın yaşadığı bu mağduriyet üzerinden toplumumuzun kenetlenmesi, bütün toplumun bir refleks göstermesi ayrıyeten sevindirici bir hadiseydi. Ve biz bu tepkiden, bu refleksten de çok memnun kaldık. Aynı şekilde Başak Demirtaş'ın, aynı şekilde Esra Erdoğan Bayraktar'ın da savunulması, hem bizim tarafımızdan ve hem toplum tarafından savunulması bizim toplumumuzun kadına bakış açısından da çok kıymetliydi. Günümüz siyaseti her ne kadar kutuplaşmış gibi görünse de kadınlarımız bizim için her mecrada çok kıymetliler. Ancak hukukun işleyişi açısından baktığımız zaman Başak Demirtaş'a karşı yapılan bu rencide edici saldırıda yargı mekanizmalarının pasif kalması, sadece sosyal medyada çıkan bir takım rahatsızlıklardan dolayı iki kişinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmasına karşın Esra Erdoğan Bayraktar'ın aynı şekilde bir saldırıya maruz kalması sonucunda yargının çok aktif olması, hatta bunun neticesinde sosyal medyada bir takım kısıtlamaların dahi gündeme getirilmiş olması, temel haklar konusunda ikircikli bir davranışın sergilendiğinin bir kanıtıydı bizim açımızdan. Ülkemizin artık adamına göre hukuk, barosuna göre görüşüne göre baro tartışmalarından sıyrılıp kişisel hak ve hürriyetlerin temel alındığı bir düzenlemeye çok hızlı bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Tabii buradan çıkartmamız gereken bir de sonuç var. Türk siyaseti belki kutuplara ayrılmış olabilir. Bunu bir siyasi çıkar olarak özellikle planlayan bir takım mecralar da olabilir. Fakat toplumun kadın konusunda, kadın istismarı konusunda bir araya geldiği gibi diğer siyasi meselelerde de bir araya gelebileceğinin de bir işareti olarak görmekte fayda var. Ve bu tavrı
Biz siyasilerin de bir ortak akıl olarak bundan sonraki konulardaki süreci işletme şeklimize de yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz size bu insani gayretinizden dolayı başarılar diliyoruz. Allah sırtınızı yere getirmesin diyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.